Hoş geldiniz. Başkanım şöyle bir bakmak isterseniz bir bakın isterseniz. Ankara'da ağlamıştınız. Burada da. Heyecan, heyecan, heyecan. Kimin sözü? Rahmetli Erbakan. Hocamızın en güzel sevdiğim sözüdür. Heyecan, heyecan, heyecan. Heyecan olan bir yerde her şey olur. Aynı buradaki heyecan gibi. Şöyle arkanıza bakabilirsiniz, kalabalığı görebilirsiniz. Küçük bir basın tanıtımıydı bu. Değerli il başkanım, ilçe başkanlarım, belediye başkan adaylarımız, basın temsilcilerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, teşkilatımızın en değerli üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, buyurun başlıyoruz. Yeniden Refah Partisi Denizli ilimizin büyük belediye başkanlarını aday tanıtım toplantısındayız. Ben Bayram Ali Gedik, Denizli Siyasi İşler Başkanı, SKM Başkanıyım. Programımız şu şekilde olacak. İstiklal Marşı, il başkanımızın konuşmaları, aday tanıtımı ve adaylarımızın teşrifleri, Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın konuşmaları, fotoğraf çekimi ve kapanış olacak. Buyurun İstiklal Marşı. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tütene solacak o ve bir milletimiz. Yıldızıdır parlayacak o benim, o benim milletimin ismi ancak. Çatma kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir güle, bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen. Kanlarımız sonra helal hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Değerli misafirlerimiz, bu süreçte SKM başkanlığı olarak tabiri caizse uyumadan çalıştık. Dört koldan çalıştık, beş koldan çalıştık, Ankara'ya gittik çalıştık, Denizli'de çalıştık, hiç uyumadık. İnce eledik, sık dokuduk. Bu süreçte kırdıklarımız oldu, incittiklerimiz oldu, incindiklerimiz oldu. Şimdi burada helalleşme vakti ve 43 günlük seçim maratonunda artık bu yola hep birlikte gitme vaktidir arkadaşlar. Herkesten hakkını helal edip önümüzdeki 43 gün boyunca canla başla çalışmalarını istiyorum. Bizlere bu kutlu yürüyüşte başlangıcını anlatmak üzere ve bizleri hep bir arada tutmaya çalışan değerli il başkanımız Sayın Halil İbrahim Özdemir'i konuşmaları için kürsüye davet ediyorum. Çok değerli basın mensubu kardeşlerim, kıymetli ilçe başkanlarım, hanım kollarım, teşkilatımızın güzide insanları, değerli belediye başkan adaylarım, toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlere birkaç kelimeyle bu yürüyüşe nasıl başladık, bu hikayemizi anlatmaya çalışacağım inşallah. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey, Erbakan Hocam'ın kurduğu partide Genel Başkan baş danışmanı olduğu halde hiçbir yerde konuşma yaptırılmıyor. Fatih Bey'le görüşen, çay içen üyeler üyelikten çıkarılıyor. Elif Erbakan Hanım'ın İstanbul'da yaptığı toplantılarda tatsız durumlar oluyor. İktisadi ve siyasi alanlarda çalışma yapan ana teması ile
14 Haziran 2013 günü Profesör Doktor Necmettin Erbakan Vakfı kuruldu arkadaşlar. Bizim davamızda kimse kendisi için yaşamaz. Herkes kardeşi için yaşar. Çünkü menfaati ezmenin en kolay yolu budur deyip sade vakfımızın gönüllüsü ol, iyiliğe birlikte çoğaltalım düsturuyla Erbakan Vakfı Denizli'de çok kısa zamanda 10 ilçede teşkilatlanarak il yönetimini kurup kadın kolları, gençlik kolları, üniversite yapılanmasını tamamladı. Sivil toplum kuruluşlarında hayra motor, şerre fren oldu. Ülkenin gidişatının ahlaki, sosyal ve ekonomik alanda kötü gittiği detaylarıyla incelenip çok muazzam bir istişarenin neticesinde bizler başarısız olursak milli görüş 100 sene inkıtaya uğrar uyarısından sonra Erbakan Hocam, Fatih Bey'in uyarısından sonra tüm il başkanları ve üst kademe Refah Partisi adı altında ve Hilal ve Başak amblemiyle çıkmaya karar verildi. Bu 23 Kasım 2018 günü Ankara'da Hacı Bayram Camisi'nde Cuma namazının akabinde artık vakit tamam, vakit geldi diyerek ikinci 40 yıl hareket olarak bugün milletimize çaresizlik, umutsuzluk ve alternatifsizliğin döneminin sona erdiğini, artık umut, çare ve alternatif var, artık yeniden refah var sloganıyla tüm Türk siyasi tarihine damgasını vurdu arkadaşlar. Sistemden kaynaklanan durum kendi amblemiyle girdiği seçimde %3 oy alarak meclise 5 milletvekili ile temsil hakkını aldı. Göstermiş olduğu performans geçen ay 45 bin üye ile 3 aylık periyotta 93 bin üye yaparak üye sayısına 3. parti olarak şu anda genel başkanımızın emriyle de İnşallah 5 ay sonra ikinci parti olacağız. Bunu böyle çalışın demesiyle iktidarın alternatif olduğuna ispatlamıştır şu anda. 31 Mart yerel seçimlerinde ahlak yoksa rüşvet vardır, adaletsizlik vardır, zulüm vardır, torpil vardır, yoksulluk vardır, şatafat vardır. Ahlaklı Bilecikli ise biz hayra motor, şerre fren olmak için çıkıyoruz deyip tüm belediyelerde, Denizli'de 19 ilçe ve büyük şehirde olmak üzere alternatif biziz diye çıktık inşallah arkadaşlar. Tüm Denizlilerin ben oyumu nereye vereceğim dediği anda artık umut var, çare ve alternatif var, artık yeniden refah var diyerek büyükşehir ve 19 ilçemizde birbirinden değerli 20 arkadaşımızı sizlere tanıştırmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Ben de varım diyerek bu yolda yürüyen tüm belediye başkan adaylarımıza, huzurlarınızda şahsım ve teşkilatımız adına teşekkür ederim. Ve onlara başarılar dilerim. Bu kardeşlerimiz çok çalışacaklar. İnşallah yeniden Refah Partimizin iktidarını hazırlayacaklar. Tüm bu duygu ve düşüncelerle arkadaşlar, toplantının yapılmasına emeği geçen tüm teşkilat mensubu kardeşlerime huzurlarınıza ayrı ayrı teşekkür ederim. 31 Mart gecesi belediye başkanlarımıza kutlamak üzere çok büyük salonlarda toplanarak inşallah bunlara başarıya ulaşacağımız inanarak ve genel başkanımızın şu sözüyle eğer refah varsa sorun yoktur diyebilecek bir belediyecikte
Toplanmak üzere hepinizi sağ olun, var olun diyorum arkadaşlar. AK Parti'den istifa edip partimize katılan üyelerimizi rozetlerini takmak istiyoruz. Başkanım. AK Parti kurucuları üyesi, birinci dönem Denizli Meclis üyesi, Pamukkale Belediyesi Eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fevzi Özdemir. İnşallah Fevzi Hocam'ın ikinci rozetin daha genel başkanımızın takarız yani. Kendisini çok tebrik ederim. Sağ olsun var. Başkanım yan taraf alalım sonra. Evet ben şu. Şuradan çekiyorum. Evet çekiyorum. Tamamdır. Hocam tamam. Buyurun. Gerçek bir yolculuğa dönüyoruz. Siz çok mutluyum. Bizi yuvamıza ve yuvamıza hususunda aralarına kabul ettiği için Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ankara'da öğrenciyken Necmettin Erbakan hocamızın kendisi adresinden geçti. O ruhu aldı. O ruh devam eden bunu bile 20 sene boşuna vermişiz. Cenab-ı Hak 20 senede sonra olsa yuvayı dönmeyi bize nasip etti. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Serenhisar ilçe teşkilatından istifa edip Yeniden Refah Partisi saflarına katılan Asım Günay, Kazım Elbey'i, Rıza Elbey'i, Mehmet Yavaş, Selin İsa, AK Parti ilçe teşkilatından istifa edip saflarına katılmışlar. Başkanım, bugün Teşkilattan 5 kişiyle bakmam var. Suat Ağdaş ile. Onu da çağırsanız. Suat Ağdaş. Burada mı? Burada. Suat Ağdaş. Şuraya yazar mısın? Suat Ağdaş. 500 kişi. Aç müziği. Şeyi Suat aç. Ağdaş. Müziği aç. Arkada çalsın. Şuraya yaz. Şuraya yaz. Arkadaşlar. Burası kalkmak üzere herkese bence belediye başkan adayımız Havukat Tamer Yükle'yi tanıştırıyor inşallah. Biraz önce Büyükşehir Belediye Başkanı tanıştırıyor. Besliyoruz. Şu an besliyoruz. Aktif yani. Ramazan Murçal, Salih Harun, rozetlerini takmak üzere sahneye davet ediyoruz. Buyurun. Beyaz Belediye Başkan adayımız Sezai Bütün Bey. Buyurun.
Çok teşekkürler. Hilmi Bey, buyurun. Tavas Belediye Başkan adayımız Hilmi Ortatepe'li. Çok kıymetli il başkanım, değerli ilçe başkanlarım, teşkilatımızın azimli kadın kollarım, gençlik kollarım, birim başkanlarım, Denizli'mizin güzide basın mensupları, selam olsun sizlere, selam olsun bizleri ekran başından, sosyal medyadan izleyenlere, selam olsun sevdalılarımıza, selam olsun mazlumlara, selam olsun inananlara, selam olsun boğaz içimize, selam olsun Batman'ımıza, selam olsun Denizli'mize, selam olsun bu yüce milletin evlatlarına. Esselamu aleyküm. Dinleyin tüm mazlumlar. Kulak verin bizlere. Artık yalnız değilsiniz. Umutsuz değilsiniz. Çaresiz değilsiniz. Siz de dinleyin. Ey batılın uşakları, rantçılar, rüşvetçiler, kan emiciler, menfaatçiler, korkun bizden. Geliyor milli görüşçüler. Geliyor yeniden refahçılar. Ve en sonunda diyoruz ki hak geldi, batıl yallah tazik, yallah tazik, yallah tazik. Allahu ekber. Başkan, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim başkanım. Babadağ Belediye Başkan adayımız, siyaset bilimci, iş insanı İbrahim Gencer. Kıymetli İl Başkanım, teşkilatımızın kıymetli kadın kolları, gençlik kolları ve teşkilatımızın dava erleri, Denizli'mizin çok güzide basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, yıllardır süren bir yürüyüş arkasından artık bir arayış içerisine giren halkımıza umut olmak için artık yeniden Refah Partimiz var diyoruz. Ve bu yol için elimizi taşın altına koymamız gerektiği zaman geldi çattı. Önümüzdeki seçimler, 31 Mart seçimleri, bu yolda atacağımız ilk adım olacak inşallah. Ve bundan sonraki iktidara yürüyüşümüzün en büyük adımı olacağını düşünüyorum. Ve bu kutlu yolda bizleri de bu davaya layık gören, bu harekete layık gören kıymetli dava arkadaşlarımıza, kıymetli il başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ben Deniz İbrahim Gencer. Yıllarca yurt dışında yaşadım. 12 yıl yurt dışında yaşadım. 3 yıl önce memlekete kesin dönüş yapıp artık memleketimize hizmet etme zamanı gelmiştir dedik. Ve Babadağ'ımız için çok güzel projelerimiz oldu. Bu projelerimizi ortaya çıkardığımızda artık Babadağ'da bu projeleri en güzel projelerimizden bir tanesi de Allah nasip ederse Babadağ Denizli'de kendi mesleğim itibariyle de Babadağ'ı tercih etme sebebimiz bu oldu. Babadağ Denizli'de bir turizm merkezi haline getireceğiz inşallah. Bu davada bize destek veren, arkamızda duran
tüm arkadaşlarımıza, tüm dava arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Başkanım çok teşekkürler. Şimdi en güçlü olduğumuz yer inşallah başkanım en güçlü olduğumuz yer. Evet güçlüyüz. Her tarafta güçlüyüz. Türkiye'de güçlüyüz. Yeniden refah geliyor. Yeniden refahlı günler başladı artık. Şimdi Denizli'de en güçlü olduğumuz yer Beyağaç Belediye Başkan adayımız Hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. Ben Sezai Güçlü. 1968 Beyağaç'ta bulundu. İlk orta ve lise öğrenimlerinde Beyağaç'ta bulundu. Askerlik görevinden sonra kendimi bildim bilemede Beyağaç için nasıl bir adım daha ileri götürürüm diye çalışmak için uğraştım. Yani yaşım şu anda 57 ama 70 yıllık bir tecrübeye sahibim. Yani nasip olursa Beyağaç'ta önümüzdeki dönemde o 20 heyecanı başkanım. O sizin adın heyecanı mutlaka var. Yani Beyağaç'ta güçlüyüz. Denizli'de de güçlü olmak ümidiyle Türkiye'de de güçlüyüz. 2028 seçimlerinde inşallah en güçlü şekilde gireceğiz. Türkiye genelinde ikinci, üçüncü değil, birinci parti olarak en çok üye kaydına sahip olan bir parti olarak girmeyi düşünüyoruz. İnşallah Allah bizi muvaffak eder. Yani kusura bakmayın, biraz heyecan yapıyoruz. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Cümleten hayırlı akşamlar. Başkanım, başkanım çok teşekkürler. Heyecan, heyecan, heyecan. Başkanım uyardı beni. Denizli'nin her yerinde güçlüyüz. Beyağaç'ta daha güçlüyüz. Şimdi başkanım artık bundan sonra Beyağaç'ı alırız. Bekilli Belediye Başkan adayımız, emekli astsubay İlyas Cirit. Merhaba başkanım. Değerli Belediye Başkan adaylarımız, muhterem basın, değerli misafirlerimiz, Milli Görüş'ün çıktığı bu iptal yolunda inşallah hem yerelde hem genelde iptal olacağız diyorum. Allah yardımcımız olsun. Başkan çok teşekkürler. Kısa oldu ama öz oldu. Çok güzel oldu başkan. SKM her türlü çalışıyor dedik. Her gün çalışıyoruz dedik, uyumuyoruz dedik, evlere gitmiyoruz, fırçalar yiyoruz dedik. Başkanım, Çardak Belediye Başkan adayımızı bulduğunda çok mutlu olduk. Ben dava adamıyım dedi. Bu dava uğruna çalışacağım dedi. İş insanı Hasan Sarı. Allah'ın sevgisi, bereketi inşallah üzerimize olur. Bu yola resmen kelle koydum ben, seve seve, koşa koşa. İnşallah 31 Mart'ta büyük zaferlere ulaşırız. İsteğimiz Cenab-ı Allah'tan budur. Şimdi ne dedik? Güçlüyüz dedik, her tarafta güçlüyüz dedik. Türkiye'de güçlüyüz, Denizli'nin her yerinde güçlüyüz. Yeniden refahlı günler başlıyor. Buna inanıyoruz. Bu yürüyüş yeniden refahlı günlerin yürüyüşü. En güçlü olduğumuz bir ilçe daha. Üye sayısını her gün üstüne çıkaran bir ilçe. Gurur duyuyoruz. İlçe başkanımızı hak etti, görevi aldı. Bozkurt Belediye Başkan adayımız Esnaf Mehmet Şef. Şentürk. Selamünaleyküm. Öncelikle il başkanım, değerli belediye başkan adaylarım ve
gelen tüm yoldaşlarım, hoş geldiniz. Bize bu mutlu görevi veren değerli il başkanımız ve SKM başkanıma teşekkür ederim. İlçe başkanlığından sonra bu büyük şerefi bize sundukları için ayrı ayrı teşekkür ederim. Adalet, hakimin hakim olduğu hak ve halka hizmet inancı ile çıktığımız bu yolda Bozkurt'umuz için gelecek nesillere huzur, refah ve refah içinde yaşanılabilir örnek bir ilçenin inşası ve halkımızı hazırlıklarını tamamladığımız amacında rantın değil tamamen hizmet odaklı projelerimiz ile Bozkurt Belediye Başkanı adayı olarak 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden refah ile yeniden refah bulmak için adayım. Aziz milletimizin teveccüh ve takdirlerine arz ederim. Başkanım çok teşekkürler. Başkanım üye sayılarını arttırdığı için bir şeyler ilave etmek ister misiniz? Şimdi heyecanından başkanım kısa konuştu. Arkadaşlar, elhamdülillah Türkiye'de hani diyor ki iyi gücün içine gelir diyor başkanımız. İlçelerimizden bir tanesi. 923 ilçenin içinde ilk 50'nin altında, 50'nin üzerine çıkmayan o üye yapma sayısından Bozkurt'a şu anda sizlerin huzurunda kendim ve teşkilatım adına çok çok teşekkür ediyorum. Tabii bunun yanında sadece burası değil. Biz deniz olarak kongrede bir söz verdik arkadaşlar. Ne dedik? Artık Denizli için genel başkanımıza verdiğimiz bir söz vardı o arada. Zamanın bittiği ve zamanın başladığı an dedik artık. Genel başkanımız da şu sözü verdi. Başkanım, Ege düşünmeyin. Ege'nin yanında biz onlara böyle bir abilik yaparız ki Aydın'a, Muğla'ya, Uşak'a ve Isparta'yı da düşünmeyin dedi. Bunu o sözü verdik genel başkanımıza. İnşallah bu teşkilat öyle bir zemine oturacak ki biz inanıyoruz ki ve genel başkanımıza verdiğimiz o söze Rabb'im tutmanın bu vesilesidir, bir şiardır şu anda. Ve 19 ilçe büyükşehir adaylarımızı çıkararak bunun bir timsalidir, göstergesidir. Sadece Mehmet'in değil, Beyağaç'ta elhamdülillah bir bakıyorsun ki günde 10 üyeyle geliyorlar. Elhamdülillah. Bugün sadece öğleden sonra burada oturduğumuz zaman 20 civarında üye yaptık arkadaşlar. 20. Bakın bu çok net olarak söylüyorum. Artık demin bir şey söyledik. Yol açıldı. İnsanların gideceği mekana, yola revan olduk. O yolun üzerinde duruyoruz şu anda. Ve Beyaş'ı geçtik. Onların hadisesinde hem hanım kollarımız bugün yine 8 üye yaptılar. Sadece yarım saatlik bir standta. Şimdi bunun yanında onu da geçtik. Bunları söylerken Pamukkale elhamdülillah son anda bir atak yaptı. Biz her zaman üzülüyorduk. Öyle bir üye sayısına ulaştılar ki elhamdülillah ve genel başkanımız bize belirli sayının altında üyeye söylerken veya bize orada Ankara'ya gittiğimiz zaman, kalktığımız zaman üyeleriniz kaç diye sorduğu zaman utanıyorduk bazen. Ama elhamdülillah, bak bunu hamdolsun ki ayağa kalkıp diyebiliyoruz ki biz başkanım bu ay bu kadar üye yaptık. O da ekranda görüyor ve teşekkür alıyoruz inşallah. Bu bizim değil. Bu il yönetim. Hepimizin bu yapmış olduğu arkadaşlar pozisyondur, başarıdır. Bu başarıyı biz sadece iyi bir yönetim olarak değil, hepinizin yaptığını yanıyoruz yani. Allah razı olsun. Bu arada tabii ilk 50'nin altına devamlı Mehmet 50'nin altına düşmediği için Bozkurt'umuzda burada bulunan hem bütün Bozkurtlu kardeşlerime hem de onların şahsında Mehmet Bey'i tebrik ediyorum yani. Sağ olun. Başkanlarım çok teşekkür ederim. Ne dedik? SKM durmuyor. SKM ne? Seçim Koordinasyon Merkezi. SKM durmuyor. Selin Hisar'da çalışıyor. Selin Hisar'a şu anlık bay geçiyoruz. Çameli Belediye Başkan adayımız. Maden emeklisi Lütfü Aşık. Cümleten hoş geldiniz. Sayın İl Başkanım, İlçe Başkanlarım,
misafirlerimiz, basın grubu, cümleden hoş geldiniz. Ben 1976 Kemal'in doğumlu. Bu yola Sayın Başkanımızın yardımıyla başlamış olduk. Bu yolda ilerlemeye sonuna kadar devam. Bütün arkadaşlarımıza cümleden hoş geldiniz. Allah razı olsun başkanım, sağ olun. Çal Belediye Başkanı adayımız Emlakçı Osman Kaçar özel işlerinden dolayı katılamadı başkanım, affını istedi. Yine güçlü olduğumuz ilçelerden biri. Kale Belediye Başkanı adayımız makine mühendisi Mustafa Tatarcım. Kıymetli ağabey arkadaşlarım, sevgili basın mensupları, defasını yenileyecek, ülkenin ve kalemin mutlu boyu için yola çıktık. Kaleme en iyi şekilde tanıksız etmek, hangi dinlere götürmek için yola çıktık. Bütün ağabey arkadaşlarım kurbanlara yola çıktık. Allah hepimizi muhabbet etsin inşallah. Allah razı olsun başkanım. Başkanım çok teşekkürler. Allah razı olsun. Yine dedik SKM çalışıyor. Buldan'ı da bay geçiyoruz. Buldan'da da çalışmaya devam ediyoruz. Yine uykusuz geceler. Şimdi Yeniden Refah Partisi için, bizim için kadına düşman dediler. Biz dimdik ayakta durduk. Kadın adaylarımızın sayısını hem belediye başkan adaylarımız sırasında hem de meclis üyesi saflarında bunları çok 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 görülecek. Şimdi Sarayköy Belediye Başkan adayımız eğitimci aile danışmanı Fatma Güneş huzurlarında. Teşkilatı başkanlarımız ve değerli konukları ve siz sayın misafirlerimiz, hepiniz programımıza hoş geldiniz. Bizler bu davaya 2017 yılında Erbakan Vakfı'nda görev olarak başladık. Davaya gönül vermiş ve bu günleri muhabbetle aşkla bekleyen nefesimiz. O günden itibaren Ankara'da gördüğümüz o coşkuyla beraber bu davada gerçekten start verdiğimizi gördük. Ve bu davayı inşallah ilçe teşkilatlarıyla beraber kuvvetli bir bağ oluşturarak belediyecilikte de insanların gönüllerine taht kurarak ahlaklı belediyecilik anlayışını bugün gönüllerde hissettirerek bizler hizmetimize aşkla, muhabbetle devam etmek istiyoruz. Bizlerin davaya olan muhabbeti gönülden ve içtendir. Hiçbir karşılık beklemeden gecemizi gönlümüzümüze katarak koşmaya devam ediyoruz. İnşallah sizlerin desteğiyle, halkımızın desteğiyle gönüllere taht kurarak bomba gibi geliyoruz. Yeniden başlatmaya kıymetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın her bahar bir çiçekle başlar diyerek bizler Belediye Başkan adayımız emekli Ali Gezgin. Sayın İl Başkanım, değerli Belediye Başkan arkadaşlarımız ve basın üyesi arkadaşlarımız hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. 2017'de Sayın İl Başkanım'ın katkılarıyla
davamıza katıldık. Daha önceden de Necmet Erbakan hocamızla samimi bir aşkla zaten sevgiyle takip ediyorduk, destekliyorduk. Bir başkanımızın teveccühüyle tekrardan partimize katıldık. İnşallah sonuna kadar götüreceğiz. Çaba gösteriyoruz. İnşallah sonuçlandıracağız. Çok güçlü olduğumuz bir ilçemiz daha. Teşkilatımız yoktu. Teşkilatımızı kurduk. Bir gecede kurduk teşkilatımızı. Doldu taştı. Gittik toplantılarında. Bizleri çok sevdiklerini söylediler. Her gün çağırıyorlar. Vaktimiz olsa keşke her gün gitsek. Yakın ama gidemiyoruz. Tavas Belediye Başkan adayımız Esnaf Hilmi Ortatepeli. Sayın İl Başkanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız, Sayın Kadıkoğullarımız, değerli misafirler ve basın mensubu arkadaşlar, hoş geldiniz. Öncelikle size de kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Küçük Çalıköy'ünde 1975 tarihinde doğdum. Köyde çiftçilik yaptık, hayvan otlattık, çok güzel günlerimiz geçti. İlkokulu Çalıköy'de tamamladım. Ortaokulu Karahisar'da, liseyi de Tavas ilçesinde bitirdik. 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Motor Makine Bölümünden mezun oldum. Askerliği yaptıktan sonra evlendik. Allah bağışlasın, 3 tane çocuğumuz var. Tavas için çok güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz. Öncelikle köyümüzden çok müthiş bir desteğimiz var ve ben destekleyen buraya kadar gelip bizlere katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. İnşallah Tavas eskisinden daha güçlü bir şekilde yeniden refah diyecek. İlçelerden biri. Allah razı olsun diyoruz. Kendisi inşallah bu dönem belediye başkanımız olacak orada. Refahlı belediyelerin içerisinde saflarına katılacak inşallah. Hacı Bayan Belediye Başkan adayımız veteriner hekim İdris Oktay. Sayın İl Başkanım, Sayın Kadın Kolları Başkanım, Sayın Gençlik Kolları Başkanım ve basın mensubu kardeşlerim. Partimizin değerli üyeleri. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz önce Saraköy Belediye Başkanı adayı kardeşimizin söylediği gibi bir çiçekle bahar olmaz. Ama her bahar bir çiçekle başlar. Bizler bu baharın tepe çiçekleri olsak da biliyoruz ki bu büyüyecek olan davanın gelecek nesillerin tohumlarıyız, kökleriyiz. Şunu da biliyoruz. Kutsalı olmayanın sorumluluğu olmaz. Bizim kutsalımız milli görüş, aile düzen. Ve bu alanda ne kadar çalışsak da taşıdığımız bir sorumluluk değil, bir vebaldir. Ve bu vebali ben sahada karşılaştığım bir örnekle anlatmak istiyorum. Geçen haftaki bir ziyaretimizde, Hacı Bayram'ın Gölcük kahvehanesi ziyaretinde bir tane 65 yaşlarında emekli amcamız bize dedi ki, siz neredesiniz, siz niye çalışmıyorsunuz, siz bugüne kadar neredeydiniz diye ağlayarak bizleri duygulandırdı. Ağlamasının sebebi de bize dedi ki rahmetli Erbakan Hoca bana asgari ücretin 1,5 maaş verdiğinde ben konuma maaş veriyordum, harçlık veriyordum. Şimdi 7,5 milyon lira parayla harçlık alıyorum diyerekten bizi duygulandırdı. Ve biz bu amcamızın gözyaşlarını seyrederek taşıdığımız vebalin çok büyük olduğunu ve bunun bir makam ve bir şöhret değil bir ibadet olduğu kanısına vardık. Bu yüzden siz değerli kardeşlerim,
Sizlerin coşkusu bizlere güç veriyor ve uyumadan dinlenmeden ciddi yorgunluk hissetmeden bu davada görev alıyoruz. Kudüs'ten Karakan'a, Amerika'daki garibandan, Meksika'daki fakirden, tüm dünyadaki mağdurların dil, din, ırk ayırt etmesinin hepsinin umudu milli görüştür. Biz bu felsefeyle yola çıktık. Biliyoruz ki bizim dinimiz hiçbir din değil, ayırt etmeksizin sadece duraklı olarak herkese eşit mesafede yaklaşmaktadır. Çocuğuna karşılık veremeyen babanın, mutfakta tenceresi kaynatamayan annenin ve çocuğu bataklığa, sapkın yollara sapmış ailelerin umudu milli görüştür. Ve bu bağlamda Denizli'nin yarını için bugünden refah diyoruz. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. Bizler sizlere dostluğu sahip çalışıyoruz. Başta tekrar teşekkür ediyoruz. Heyecan gitti de artıyor. Çivri Belediye Başkan Adayımız Esnaf Lütfan Oral, kendisi burada yok. Çocuğuyla alakalı bir durum olmuştu. Doğum esnasında vefat etmişti. Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah cennette bize şefaatçi olur. Lütfen arkadaşımıza buradan bir alkış gönderelim. Merkez Efendi Belediye Başkan Adayımız Avukat Tamer Yiğit. Sayın İl Başkanım, İl Tanıtı Kolları Başkanım, İl Gençlik Kolları Başkanım, partimizin tüm teşkilat üyeleri, değerli misafirler, basın mensubumuzun yüzde üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Önce dikkatli bir tanımak istiyorum kısaca. Ben 1978 Denizli doğumluyum. İlk ve orta öğretimi Denizli'de yaptım. Daha sonra Ankara Hukuk Fakültesi'nde bitirdim. 20 yıl aşkın bir süredir Denizli'de avukatlık yaptım. Partimize de kuruluşundan kısa bir süre sonra 2019 yılında katıldım. O zamandan bu yana çalışmalara devam edeceğiz. Şimdi de yeni bir görev aldık. Bu görevimiz Merkez Efendi'de. Bu görevi başarmak için elimizden geleni yapacağız. Partimizin ahlaklı belediyecilik düsturuyla tüm Merkez Efendi'nin başta olmak üzere tüm ilçe ve başkanlık adına adaletli, merhametli, vicdanlı, dirayetli bir belediyecilik anlayışını inşallah 31 Mart akşamı egemen kılacağız. Bu anlamda tüm halkımızın desteklerini bekliyoruz. Hepinize tekrar teşekkür ederiz. Pamukkale çok büyük, büyükşehir diyecektim az önce aklıma öyle geldi. Pamukkale büyükşehir dediniz. Pamukkale Belediye Başkan Adayımız yıllarca çalıştığı dediği yapacağız dedi, başaracağız dedi, kazanacağız dedi. Pamukkale Belediyesi'ne az önceki 500 tane üyenin transfer olmasından sonra kazanacağımızı ben de inanıyorum başkanım. Pamukkale Belediye Başkan Adayımız Ramazan Güneş. Esselamu Aleyküm. Heyecan, heyecan, heyecan diyordu Erbakan hocamız. Şu göründü, eylemim bozuldu arkadaşlar. İnşallah 31 Mart 2024 seçimlerinde inşallah başarılı olacağız. Değerli il başkanım, değerli ilçe başkanlarım, çok kıymetli kadın kollarım, gençlik kollarım, gelen misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum. İnşallah bu seçimlerde Pamukkale'mizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Şu anda Pamukkale'mizde turizmle ilgili
çalışmalarımız olacak inşallah. Yeni dilimizi aldıktan sonra turizmle ilgili çalışmalarımız olacak. Artı şu andaki mevcut partiler çok büyük hazine yardımları aldı arkadaşlar. 7 kat hazine yardımları arttırıldı. Ama bizim kendi imkanlarımızla, kendi gücümüzle inşallah sahalarda en fazla milli görüşçüler olacak. Bunu yani kesinlikle söylüyorum. İnşallah onlardan fazla sahalarda biz daha fazla çalışacağız. Biz daha fazla gayret edeceğiz. Ve inşallah Pamukkale'mize, diğer merkez ilimize inşallah iyi bir şekilde çalışmalarımızı yapacağız. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok büyük an. Bana sordular. Bunu Hamal'da yaşamıştık. Dediler ki, aday çıkaracak mısınız dediler. Nasıl bir soru dedik bu. Bir anlaşma yapacak mısınız dediler. Biz durduk, birbirimize baktık. Kim neler yapıyor diye düşündük. Biz her tarafta, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi, Denizli'mizde de her yerden aday çıkardık, çıkaracağız. Şu an iki tane ilçemiz kaldı. Onlarda da yarın bir görüşme yapacağız. Bir kısmına kadar söylemiştim. Şimdi Büyük Denizli'mizin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Babası bizim milli görüşün temellerini atan Denizli'de Yusuf Hoca diye biliniyor. Nazik Başkanımız bize bunu defalarca söyledi. Allah razı olsun. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızı ayakta alkışlayarak Nazik Bana! Değerli Osman Özkan'ın arkadaşlarımız, partimizin kıymetli üyeleri, kıymetli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sabahla getirin efendim. İnanın sizin heyecanınızı beni de heyecanlandırıyor, onu ifade etmek istiyorum. Bu kutlu yolda bana güvenen ve desteklerini esirgemeyen, başta İnan Başkanımız Doktor Fatih Erbakan olmak üzere İl Başkanımıza ve Teşkilatımıza ayrı ayrı teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Kısaca kendimi tanıtmak istersem, bendeniz Nazif Bana 1975 yılında doğdum. 1992 yılında Denizli İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Ve 96 yılında da İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum. 1999 yılında bu yana da Denizli'de serbest avukat olarak çalışmama devam etmekteyim. Halen de devam ediyorum. Malum olduğu üzere 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde yeniden Refah Partisi Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak görevlendirildim. Yeniden Refah Partisi bu seçimlerde Milli Görüş Belediyeciliğinin tekrar hakim olması için çalışacaktır. Ve hep birlikte çalışacağız inşallah. Ve hemşerilerimizin teveccühüyle de başarılı olacak ve olacağız. Kıymetli hemşerilerim, bizim anlayışımıza göre belediyecilik, Milli Görüş Belediyeciliği vatandaşın derdiyle dertlenmektir. Milli Görüş Belediyeciliği işi ehline teslim etmektir. Milli Görüş Belediyeciliği bugünle birlikte geleceği de inşa etmektir. Milli Görüş Belediyeciliği ahlaklı olmak demektir. Milli Görüş Belediyeciliği adaletli olmak demektir. Kısaca bizim milli görüş olarak belediyecilik anlayışımız halka hizmet, hakka hizmet düsturuyla çalışmaktır. Bu vesileyle Denizli'mize hak ettiği hizmeti bu devlet ışığında vereceğimizi vaat ediyoruz. Denizli'nin de bunun sonuna kadar hak ettiğine inanıyoruz. Sözlerime son verirken alay olan ilçe belediyesi başkan adaylarımıza ayrı ayrı hepsine teşekkürler ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Ayrıca adaylığımın açıklanmasından sonra hemşehrilerimizin şahsıma göstermiş olduğu teveccühten dolayı ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Yapılacak olan seçimlerin ülkemize, milletimize ve şehrimize hayırlı olmasını dileyerek sözlerime son veriyorum.
herkesi sevgi ve saygılarla selamlıyorum. Karşımızda denizimiz için yeni devlet aldığı günlerde ayak seslerini görüyoruz.